Babamızın yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden merhume Vedia Barut'u ölüm yıldönümünde mezarı başında anarken onun için çok şeyler söylemek gerek. Ancak özellikle Kıbrıs Türk halkının ilk iş kadınlarından biri ve de bu topluma sanatı, tiyatro ruhunu aşılamak yönünde attığı adımlar ondan sonra meyvelerini vermiş ve toplumda bir çığ gibi yayılmıştır. Vedia Barut dendi mi her şeyden önce bir markaydı. Yani o dönemin genç kızları, olgun hanımları mutlak surette giyinmek için Vedia Barut mağazasına koşarlardı. Çünkü dünyanın en önemli markalarını kendisi bizzat ithal ederdi. Ancak Kıbrıs Türk medyası açısından Vedia Barut'un ayrı bir yeri vardır. O kapıların kapalı olduğu dönemlerde yazılı basını Kuzey Kıbrıs'a getirebilmek için Letra kapısında Türk ve Rum barikatları arasında adeta bir iletişim köprüsü kurulmuştu. Kendisi de bu iletişimin temsilcisiydi. Bu bakımdan Kıbrıs Türk halkı günlük güneyde cereyan eden olayları, gelişmeleri güneyden alınan bu gazeteler vasıtasıyla takip eder ve ona göre değerlendirmelerde bulundu. TAK Ajansı'nın eski müdürlerinden merhum Kemal Aşık'ın da bu konuda kendisine çok yardımı olmuştu. Günü gününe gelen gazeteler, ilgili daireler ve basında değerlendirmelerde değerlendirilir ve ona göre politika yönlendirilirdi. Bu bakımdan Vedia Barut'un yeri doldurulamaz. İletişim temsilcisi dediğimiz Vedia Barut pazar günleri dahi kendisini evinden arayıp dükkanına götürür ve o günkü İngilizce ve Rumca gazeteleri abonelerine verirdi. Daha sonra kendisini dükkandan alır, evine götürürdüm. Bunlar arasında hatırladığım kadarıyla mesela pazar günü dükkanına gelip de gazetesini arayan bir Fuat Veziroğlu, Arman Ratip gibi isimler de vardı. Bu sıcakta fazla konuşmayacağım. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bir kere daha ruhu şad olsun. Ersin Bey siz? Ben de aynı duygularla Vedia Barut'u burada anıyorum. Gerçekten çocukluk yaşlarımda onun ne kadar müteşebbis, girişken ve bir öncü insan olduğunu gayet iyi hatırlamaktayım. Sayın Akay Cemal'ın da çok güzel özetlediği gibi o zamanın markalarını Kıbrıs Türk halkına getirebilen, Kıbrıs Türk hanımlarına, genç kızlarına, dediği gibi olgun hanımlarına o imkanlarını sunabilen ama aynı zamanda da basına yapmış olduğu katkılarla Kıbrıs Türk basınına ve okuruna da hizmetlerini çok iyi anımsıyorum. Ruhu şad olsun diyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. İşte Kıbrıs Türk'ü bu gibi yiğit ve gerçekten vatanını seven insanlar da bugünlere kadar gelmiştir. Dönem dönem böyle isimleri anmak, dönem dönem bizim tarihimizi ne kadar mücadeleyle zenginleştiğini, ne kadar mücadeleyle gerçekten bu topraklara kök salan halkımızın bu dev isimlerle bu aşamalara geldiğini de hatırlamakta büyük fayda vardır. İşte bir Türk kadını, işte bir Türk kadının başarıları ve markalaşma sürecinde Vedia Barut'un yaptığı hizmetler. Ne mutlu bize ki bunu bu şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu çağda medyamız önünde şu anda anabiliyoruz ve buradan yapacağımız bir takım açıklamaların bütün dünyaya yayılmasını da yapabiliyoruz. Çünkü günün sonunda artık sesimizi duyurabiliyoruz. Vedia Barut çalışmalarını yaparken ne kadar böyle küçük bir lefkoşanın içerisinde gerçekten kendimizi Rum'dan, çeşitli tehditlerden
korurken o mücadeleden şu anda gerçekten bir devlet çatısı altında Türkiye'mizin de tabii ki büyük destekleriyle bütün dünyaya verdiğimiz mesajlar, yaptığımız çalışmalar hepsi duyurulmaktadır. Dolayısıyla ben burada Sayın Veda Varut'u bir kez daha rahmetle anar, kendisine minnetlerimi sunuyorum. Şimdi ruhuna Fatiha.